kimde, nerede, neyin nesi? Bulmak bu işin eğlencesi. Bu açının kaçtır derecesi. Bol kahkaha ikramiyesi. Bizim çocuklar çok kuşkucu. Onlara lazım bir ipucu. Karıştırırlar sağı solu. Ararlar bir çözüm yolu. Bak benden söylemesi. İşte bulmaca kulesi. Hiç görülmedi böylesi. İşte bulmaca kulesi. Bak benden söylemesi. İşte bulmaca kulesi. Hiç görülmedi böylesi. İşte bulmaca kulesi. Bu bir tuzağım nasıl olmuş? Mert, bizi çok korkuttun. Yola ip gerdin değil mi? Çok klasik bir şakaydı, evet. Merak etmeyin, bir dahaki daha orijinal olacak. Hiç zahmet etme, bu yetti bize. Pulsar bu kulübede olmalı. Tahmin ettiğim gibi. Pulsar burada. Her yer sımsıkı kapalı gibi. Nasıl içeri gireceğiz? Pulsarlar her zaman bir bulmaca ile korunur. Bulmacayı çözdüm bile. Düğmeye basacağız, açılacak. Açıl susam açıl. Açılması gerekiyordu. Bozulmuş mu ne? Kapı elektrik ile çalışıyor. Elektriği nereden bulacağız şimdi? Şunlar elektrik telleri olmalı. Onları takip edersek elektrik de buluruz. Çok iyi fikir. Hadi telleri takip edelim. Orada. Beni yakaladınız. Size orijinal bir şaka hazırlıyordum. Orijinal şakan bizi köprüden düşürmek miydi? Hayır. Sadece ayağınız biraz içeri girecekti. Mert, buna orijinal değil, resmen kötü şaka denir. Kötü şaka, kötü şaka. Ama çok komik görünecektiniz. Demek elektrik bu yel değirmeninden geliyor. Yel değirmeniyle elektriğin ne alakası var ki? Pervanesi dahi dönmeyen bu şeye yel değirmeni denirse tabii. Burada buğday var, un var ama elektrik yok. Çok doğal çünkü burası bir değirmen. Teller bizi buraya getirdi. Duvarda elektrik trafosu da var. Demek ki bir zamanlar burada elektrik üretiliyormuş. Bence biz de elektrik üretebiliriz. Ama burası rüzgar santrali değil ki. Terk edilmiş bir değirmen. Rüzgar santralleri de aslında bu değirmenlere benziyor. Rüzgar esiyor ve pervaneleri çeviriyor. Pervane de çarkları çeviriyor. Böylece rüzgarın potansiyel enerjisi mekanik enerjiye çevriliyor. Yalnız bir sorunumuz var. Bu yel değirmeninde pervaneler dönmüyor. O zaman önce bu pervaneleri döndürelim. Bu kadar rüzgar varken pervaneler neden dönmez ki? Çünkü pervane kanatları yırtık. Rüzgar içinden geçip gidiyor. İğne iplik, derme diplik, çelik çubuk,
Alçık balçık, sana dedim sen çık. Nereye çıkacağım? Pervaneye mi? Bize ipucu veriyor ama ne? Çelik çubuk olabilir mi? Hayır, ipucu iğne iplik. Demek ki önce yırtık kumaşları dikmemiz gerekiyor. Ondan önce iğne iplik bulmamız gerekiyor. Ben bir tane mıknatıs buldum. Burada da metrelerce tel var. Ama iğne iplik yok. Ben de dev bir makara buldum. Ama boş. Lugit nerede? Lugit! Lugit neredesin? O küçücük boyuyla kim bilir nereye girmiştir şimdi? Aa, işte buradasın. Hey, bakın Lugit ip bulmuş. Başardık. Pervane dönüyor artık. Bakalım içerisi çalışıyor mu? Tebrikler Aslı. Kinetik enerjiyi mekanik enerjiye çevirdik. Değirmen taşını döndürmeyi başardık. Bu değirmen taşından nasıl elektrik üreteceğiz? Bundan sonrasını pek bilmiyorum. İki tekerleği var, insanı biraz yorar. Sakın araba sanmayın, bambaşka bir adı var. Lugit yine bir ipucu veriyor. Bir bilmece bu. İki tekerlekli dediğine göre cevabı bisiklet. Bisikletle elektriğin ne alakası var şimdi? Lugit, sen bizim kafamızı mı karıştırmaya çalışıyorsun? Bir dakika. Bisikletler tekerleklerinde dönen dinamolar ile elektrik üretiyor. Böylece farları yanıyor. Tabii ya. Bize gereken bir dinamo. Dinamolar mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmemize yarar. Aynen bisikletlerde olduğu gibi. Bunun için mıknatısın manyetik özelliğini kullanacağız. Dönen mile bir mıknatıs bağlayacağız. Mıknatısın etrafında teller ile saracağız. Mil döndükçe mıknatısın da telleri arasında dönecek. Böylece manyetik akım tellerde elektrik enerjisi oluşturacak. Bu sefer gerçekten başardık. Resmen rüzgardan elektrik ürettik. Elektrikler geldiğine göre kulübenin kapısını açabiliriz artık. Hadi, acele edin biraz. Elektrikler kesilmeden kapıyı açalım. Merak etme, rüzgar estikçe orası elektrik üretecektir. Kötü bir şakanın kurbanı olmak nasılmış bakalım? İzlerken komik oluyordu ama içindeyken gerçekten çok kötü oluyormuş. Kötü şaka, kötü şaka. Bakın, düğmenin ışığı yanıyor. Demek ki elektrikler geldi. Hadi Mert, düğmeye basıp kapıyı aç. Kötü şaka, kötü şaka. Yok, ben basmayayım. Yine kötü bir şakanın kurbanı olmak istemem. Can bassın. Kötü şaka, kötü şaka. Lugit, senin kötü şaka anlayışın da bu mu?